Buradan sağ çıkabileceğini mi sanırsın Ertuğrul? Ben sağ çıkamazsam sen de çıkamazsın. Hem de vazifesini yapamamış beceriksiz bir komutan olarak Hülagühan senin cesedini itlere bile vermez. Ben sandığı aldım. Daha ne vazifem alacak? Senin buraya yalnız sandık için gelmediğini bilmez miyim sanırsın? Ya bütün Anadolu'nun altınları? Bunlar ne olacak? Hülagühan senden onları da istemedi mi? Sana benim vermek istemediğimi kimse benden zorla alamaz demiştim. Oğlumu pusat gücümle kurtardım ki sen de bunu iyi belleyesin diye. Şimdi aklını başına alırsan sandığı bulduğum gibi altınları da bulurum. Yoksa ne sen buradan sağ çıkabilirsin ne de altınları bulabilirsin. Nökerler, bırakın pusatları. Buraya Dragos'u da o yüzden çağırdım. Hem de söyleyesiniz, altınlar kimdedir? Altınlar ne Dragos'tadır, ne de bendedir. Lakin yerlerini bilirim. O vakit söyleyesin altınlar nerededir. Sen bize altınların Ertuğrul Bey'de olduğunu söylemiştin. Ertuğrul'la düşmandık. Ve altınları onun çaldığını düşünmüştüm. Bu yüzden suçu onun üzerine yüklemek istedim. Amacım hedef şaşırtmaktı. De o vakit. Nasıl bulacaksın altınları? Sır pahalı mülktür alınacak. Paylaştıkça değerini yitirir. Bu da benim sırrımdır. Orasına sen karışmayasın. Sandığı getirdiğim gibi sana altınları da getireceğim. Lakin bir şartım vardır. Neymiş o şart? Söğüt'le Oba Beyliğimi geri isterim. İstemez misin? Sizin vereceğiniz Uç Beyliğini istemem. Almam gerektiği vakit dal kavuklukla değil. Tıpkı oğlumu geri aldığım gibi pusatımın gücüyle almayı bilirim ben. Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir. Otağın senindir. Altınlar getirdiğin vakit Söğüt'ü de alırsın. Artık bey. Alpler. Benimle gelesiniz.